Yani İmralı tecrit sisteminin bu kadar önemli kılan şey her şeyden önce Sayın Öcalan'ın misyonu. Halk ve toplum nezdinde, Kürt halkı nezdinde üstlenmiş olduğu rol ve misyondur. Birincisi bu. Bu tecriti bu kadar önemli kılan ve devletin de bu kadar aralıksız ve süresiz bir şekilde tecrit uygulamasının sebebi Sayın Öcalan'ın toplumsal karşılığını bitirmek. Yani bunu bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Önemi oradan geliyor. Tabii bizler de Özgürlük İçin Hukukçular Derneği olarak, İstanbul Şubesi olarak pek çok çalışma yaptık. Bundan önce, daha önce imza tecritin kaldırılması için 768 avukat imza vermişti tecride karşı. Yine sonrasında 775 avukat Sayın Öcalan'la ve yanındaki diğer siyasi tutsaklarla görüşmek için başvuruda bulunmuştu. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına. Yine sonrasında biz İstanbul Barosu'na kayıtlı bağlı avukatlar olarak 155 avukat İstanbul Barosu'na başvuruda bulunduk. Bu başvurunun temel içeriği esasen bizim avukatlık mesleğimizin yerine getiremememizden kaynaklı baronun da böyle bir sorumluluğu var. Bu mesleğimizi ifa etmemizin önünü açması gerekiyor. Bu noktada baronun çeşitli girişimlerde bulunması gerekiyordu. Ancak tüm bu çalışmalarda bir sonuç çıkmadı. Herhangi bir sonuç alınamadı. Ne imza kampanyasından ne görüş başvurusundan. Zaten görüş başvurusuna dair herhangi bir olumlu veya olumsuz bir cevap verilmedi. Yine İstanbul Barosu'na yapmış olduğumuz başvuruya da herhangi bir olumlu veya olumsuz görüş geri dönüş yapılmadı. Fakat biz Avrupa'dan gelen avukatlar, insan hakları savunucularının geldiği heyetle beraber biz İstanbul Barosu'yla bir görüşme gerçekleştirdik. Kendilerine yapmış olduğumuz başvuruyu da hatırlattık. Durumu izah da ettik. Ancak kendileri çok sürekli İmralı Adası'nı dışarıda tutan bir söylemle bize geldiler. Sanki hiç haberleri yokmuş, öyle bir yer yokmuş. İşte Türkiye'de herhangi bir avukatın herhangi bir cezaevine gitmesinin önünde bir engel olmadığını ısrarla belirttiler. Baro değil mi? Baro, evet, Baro'daki sözcü, Baro sözcüsü, İstanbul Barosu'nun sözcüsü. Sonra biz İmralı Ada Hapishanesi'ni hatırlatınca da yani konuya çok da girmek istemediler, konuşmak da istemediler. Yine üstten bir şeyle, açıklamayla işte evet aslında avukatlar gidebilmelidir vesaire gibi geçiştiren bir söylemle bize geldiler. Fakat biz de onlara şunu söyledik. Biz bu baronun birer üyesiyiz ve şu an müvekkillerimizle görüş yapamıyoruz. Haliyle sizin de bize karşı olan sorumluluğunuz bizim görevimizi yerine getirecek girişimleri yapmanızdır. Dediğimizde bununla ilgili toplantıda bir karar alacaklarını belirttiler. Ancak herhangi bir gelişme maalesef olmadı. Şimdiye kadar da İmralı tecridinde Sayın Öcalan ve diğer tutsaklar özelinde herhangi bir gelişme yok maalesef. Şimdi bu konuda Baro'nun bu sessizliğini elbette ki politik gerekçelerle açıklayabiliriz. Zira yakın zamanda bizim başvuruyu yapmamızdan çok kısa bir zaman önce bir Baro Genel Kurulu gerçekleşti. Sol sosyalist yurtsever avukatları temsil eden bir temsil eden bir aday da vardı bu seçimlerde. Baroyu kazanan başkan kazandıktan sonra çeşitli haber sitelerinde bize dair işte kimyasalcılar kaybetti, teröristler kaybetti gibi. Yani baronun kendi üyelerine bakışı bile şu an hali hazırda tecridi uygulayan hükümetin, devletin bakışına denk düşen bir yerde. Düşünün ki kendi üyeniz sizin yasal olarak faaliyetlerini yürüten avukatlara böyle ithamlarda bulunabiliyorsunuz. Yani bunu yapan da yine mevcut baro yönetiminin üyeleri veya kendisi. Haliyle bu baronun dünyanın en büyük barosu olması bizim nezdimizde herhangi bir şey ifade etmiyor. Çünkü büyüklük sadece üye sayısıyla olabilecek bir şey değil. Yani üye sayısı İşlevsellik biraz. işlevselliği önemli. Şimdi bu kadar sadece hani İmralı meselesini geçtim. İstanbul Barosu bugün Türkiye'deki herhangi bir toplumsal mesele, ötekilerin, Kürtlerin, işte göçmenlerin, kadınların yaşadığı zorluklarda, sorunlarda da herhangi bir faaliyet, etkinlik göstermiyor. Çünkü zihniyet olarak tecridi bir sistem haline getiren hükümetle aynı zeminden
zeminden bakıyor toplumsal meselelere. Bu yüzden açıkçası bunun artık bir şekilde teşhir edilmesi de gerekiyor. Toplumda ciddi bir şekilde konuşulması da gerekiyor. Çünkü bir hukukçunun en temel görevi insan haklarını savunmaktır. Bir yerde bir ihlal varsa o ihlalin karşısında mağdurun yanında durmaktır. Bizim baromuz maalesef bu noktada sürekli olarak iktidar erkinin söylemlerinin durduğu zeminden bakarak tam da bu toplumsal meselelerin karşısında duran bir yerde. Şüphesiz zaten tam onu söylüyorum. Yani özellikle hükümetin baroları bölme girişiminden sonra ve pek çok avukatın tutuklanması, gözaltına alınması, yani gözdağı vermesiyle birlikte pek çok baro maalesef hükümetin eylem ve söylemlerine karşı kendine tırnak içinde çok ciddi bir çeki düzen verdi. Yani artık suya sabuna dokunmadan bir şeyler yapma noktasına geldi. Hele ki toplumda çok ciddi tepkilere sebep olabilecek tecrit gibi bir meselede İstanbul Barosu'nun daha birkaç tehditle bu kadar sinmişken böyle bir meselede söz söyleyebilmesini beklemek şu aşamada şu faşist rejimin anlayışının sürdüğü bu noktada ondan bir çıkış beklemek ya ben çok mantıklı bulmuyorum. Hani yapması gerekiyor elbette ki. Çünkü şunu söyledik yani bir hukukçunun temel görevi insan haklarını savunmaktır, ihlallerin karşısında durmaktır. Ama maalesef şu an barolarımızın ekseriyeti özellikle de İstanbul Barosu mağdurun değil failin zalimin yanında yer almaktadır. Yani biz Özgürlük İçin Hukukçular Derneği olarak zaten bu dönemde temel amaç ve hedeflerimizden biri, temel çalışmalarımızdan biri Sayın Öcalan ve yanındaki diğer tutsaklar üzerindeki tecritin kaldırılması. Yani bu mesele noktasında pek çok çalışma yürüttük ancak dediğim gibi herhangi bir sonuç maalesef alamadık. Yani Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne de başvuru yaptık, çağrılarımızı yaptık. Umut Hakkı'nın hayata geçirilmesi ve Sayın Öcalan'ın 25 yıldan sonra tahliyesinin önünün açılması için gerekli girişimlerde Türkiye'ye gerekli uyarıları yapması noktasında da biz çeşitli girişimlerde bulunduk. Ancak sizin de belirttiğiniz gibi yani bu kadar çok Türkiye ve Kürdistan'da örgütlü bir hukuk kurumunun hani bunun yanına Kürdistan'daki baroları da dahil edebiliriz. Çünkü dönem dönem Kürdistan'daki pek çok baro da bizim bu çalışmalarımıza destek verdi. Bizimle birlikte hareket ettiler. Yani ÖHD dışında da çok farklı kesimlerden, farklı kurumlardan da bizim bu çalışmalarımıza destek verildi. Ancak buna rağmen bir sonuç alınamamış olması, Adalet Bakanlığı'nın hiçbir olumlu veya olumsuz görüş dahi bildirmemesi, yani Türkiye'de artık hukuk denen anlayışın tamamen sona erdiğinin göstergesidir. Artık Türkiye bir hukuk devleti, yani eskiden de değildi ama şu an hiç değil. Son kırıntılarını da maalesef hukuka dair son kırıntıları da İmralı Ada Hapishanesi'ne Sayın Öcalan'la birlikte diğer oradaki tutsaklarla birlikte orada tecrit altına aldılar. Yani son hukuk kırıntısı da şu an İmralı'da tecrit altında. O yüzden hükümetin dışarıda Türkiye halklarına, Kürtlere, yurtseverlere, ezilenlere, göçmenlere, kadınlara, çocuklara karşı yürüttüğü hukuksuzluk anlayışının tezahürü esasen İmralı'dır. Yani bütün bu hukuksuzluklar İmralı'dan bir yerden çıktı ve şu an toplumun tamamına yayıldı ve tecrit de bununla beraber bütün topluma yayıldı. Faşist bir rejimden beklenebilecek girişimlerdir bunlar elbette. Ancak buna karşı insan hakları kurumları, ÖHD, diğer tüm yapı ve kişiler buna direnmelidir ve buna dair sesini sürekli bir şekilde yükseltmelidir. Ancak söz konusu Sayın Öcalan olduğunda maalesef pek çok kurum kuruluş da sessizliğe gömülüyor. Yani biz dediğim gibi Sayın Öcalan'ın meselesi bizim için temel gündemlerden biri. Biz bunun için sürekli bir şekilde yol ve yöntemler arıyoruz, geliştirmeye çalışıyoruz. Özellikle de Avrupa Konseyi bakımından ahim kararlarının uygulanması noktasında tüm kurum ve kuruluşlara başvurularımızı yapmaya devam ediyoruz, edeceğiz de. Yani biz bir hukuk örgütü olarak zaten bu noktada bizim yapabileceğimiz şeyler aslında sınırlıdır. Çeşitli yol yöntemler vardır. Bunları denersiniz, sonuç alırsınız ya da almazsınız. Onun harici yapılması gereken esasen bu hukuk kurumlarıyla beraber toplumun da, siyasi partilerin de,
diğer insan hakları örgütlerinin de bu meseleleri gündemleştirmesi, sürekli bir şekilde bu meseleye dikkat çekmesi gerekiyor. Bu şekilde belki bir siyasal iktidarın baskı altına alınmasıyla birlikte bir çözüme gidilebilir. Salt, biz hukukçuların yapacağı başvurularla maalesef bir sonuç alınacağını düşünmüyorum ki örnekleri de ortada, yaptığımız hiçbir başvuruya olumlu bir veya olumsuz bir dönüş dahi yapılmıyor. Yani şüphesiz hukuku siyasetten ayrı tutamayız. Yani birebir birbiriyle çok bağlantılı iki alan olduğunu bilmek gerekiyor. Çünkü biz bugün eğer hukuka dair, yani kendi işimizi dahi yapamıyorken bunun siyasal kararlarla, siyasal anlayışlarla bunun engellendiğini çok net biliyor, görüyoruz. O yüzden de hukuk ve siyaset birbirinden ayrılabilecek bir şey değildir. Bizim de bu noktada tabii ki mevcut iktidarın yenilmesi, bu rejimin, anlayışın gitmesi, kaybetmesi için bizler de alanlarda olacağız. Sandıklar noktasında, çalışmalar noktasında her türlü üstümüze düşen görev ve sorumlulukları yerine getireceğiz. Zira bu önceki seçimlerde de gördüğümüz üzere pek çok hukuksuz işlem gerçekleştirildi, pek çok spekülatif meseleler ortaya çıktı. İktidarın pek çok Kürdistan'da, özellikle pek çok ilde ne şekilde seçimleri aldığına dair hem birebir gözlemledik, şahit olduk, hem duyduk, dinledik. O yüzden biz hukukçulara bu seçimde çok büyük bir görev düşüyor. Yani öncelikli olarak sandık güvenliğini sağlaması noktasında biz de üyelerimizle seferber olacağız bu noktada. Bu tecriddi topluma, bu ağır işkenceleri, haksızlığı, hukuksuzluğu reva gören bu hükümetin artık son bulması noktasında elimizden gelen tüm çalışma ve çabaları sergileyeceğiz. Bizim tavrımız bu olacaktır yani. Rejim değişikliğinden kasıt elbette ki bir günde bu bahsini ettiğimiz tartışmaların başlayacağını beklemiyoruz. Ancak 20 yıldır kadrolaşan devletin, toplumun her alanına sirayet eden, nüfuz eden bir anlayışın son bulması, yeni bir başlangıç açısından olumlu bakmak gerekiyor. Yeni tartışmaların, belki demokrasiye dair tartışmaların önünü açacağını düşünüyoruz elbette ki. Yani sonuç olarak mevcut seçime girecek olan ittifakların deklarasyonları, söylemleri noktasında, Kürt sorununun çözümü noktasında çeşitli vaatleri de söz konusu. Haliyle bir tartışmanın başlayacağı kesindir. Bu noktada belki daha rahat tartışabileceğimiz, daha rahat yol yöntemler çizebileceğimiz bir noktaya geleceğiz. Yani değişiklik her türlü toplumu kısmen de olsa rahatlatacaktır. Toplum taleplerini biraz daha rahat bir şekilde dile getirecektir diye düşünüyorum. Bu noktada rejim değişikliği olmasa bile bir daha rahat bir tartışma ortamının yaratılacağını ve bu noktada daha olumlu adımlar atılabileceğini düşünüyorum.